Evet arkadaşlar, 10. föy itibariyle şiir konumuzu işleyeceğiz ve inceleyeceğiz. Öncelikle ilk föyümüzde, yani 10. föy olan şiirin ilk föyünde şiirin biçimsel özelliklerini, 11. föyde söz sanatlarını, 12 itibariyle de dönemlere göre şiir anlayışlarına bakmış olacağız. Şimdi bakalım şiirin biçimsel özellikleri nelerdir? Şiirin biçimi, yani dış yapısı dediğimiz unsurlar, nazım birimi, ölçü, redif ve kafiyedir. Hepsini tek tek öğrenip inceleyeceğiz. Nazım birimi derken neyi anlayacağız? Bir şey anlamamız gerekir mi ki diye düşünürseniz, evet, çünkü sorularda geliyor. İşte aşağıdaki şiirlerin hangisi nazım birimi bakımından nedir? Divan edebiyatı özelliğine ait bir şiirdir dediğimizde buradaki bilgileri bilmemiz gerekir ki bu ayrımın farkına varalım. Peki nazım birimi deyince ne anlayacağız? Dize, beyit, dörtlük, bent. Özellikle beyit, dörtlük, bent şekil olarak nedir biliyor olmamız lazım. Dize nedir? Tabii ki en küçük nazım birimidir. Yani şiirdeki her bir satıra dize denir. Bakın hemen bir örnek verelim. Aheste çek kürekleri. Mehtap uyanmasın. Evet, Yahya Kemal'in bu şiirinde bakın tek bir satıra biz ne diyeceğiz? Tabii ki buna hemen dize diyeceğiz. Beyit ise iki dizelik birimlere denir ve beyit görünce hemen diyeceğiz ki bu şiir divan edebiyatına aittir. Divan edebiyatındaki şiirlerin büyük kısmı nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır. Hemen beyite örnek verelim. Aheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın. Hemen tamamlayalım. Bir hayali aleme dalan dalan ab uyanmasın deyince, zaten Yahya Kemal deyince beyit diyeceğiz. Çünkü hep aruzda yazmış. Hemen buna da biz ikisine birden bakın beyit diyeceğiz. Yani bunun bir satırı beyitin bir dizesi, şiirin bir dizesi. İkisi böyle yan yana geldiğinde artık bu bir beyit oldu. Dörtlük ise dört dizeden oluşan. Yani dörtlüğü zaten biliyoruz. Klasik bildiğimiz modern şiir tarzlarının hemen hepsinde var. Dört satırdan, mısradan oluşan şiire biz diyoruz. Peki bunları nerede görüyoruz? Tabii ki İslamiyet öncesi Türk edebiyatında, daha sonra halk edebiyatında bazı şekil özellikleri var. Divan edebiyatında az kullanılmış ama divan edebiyatında dörtlükle kurulan birimlerimiz var. Peki bent nedir? Her zaman kapsamayabilir ama genellikle diyoruz ki dörtlük ve beyit olmayan diğer mısra sayılarına bent diyoruz. Bakın belli sayıda diyor. Tabi sayıyı vermiyor. Yani dörtlük olunca zaten dört oluyor. İki olunca zaten beyit oluyor. Peki dışta kalan üç olabilir. Veya mesela bir, iki, üç, dört, beş olabilir. Baktığımız zaman 5 mısra ise bent. 3 mısra ise artık dize ise yani bent diyoruz. Şekil özellikleri bakımından öncelikle nazım birimlerimiz bunlar. Peki şiirde dizeleri oluşturan sözcüklerin ses özelliklerine göre kulağa hoş gelecek şekilde dizilişiyle ortaya çıkan ses benzerliklerine ne denir? Bunlarla tabii ritim ve yinelemelerle oluşur. Bu uyumu ahenk denir. Şiirde iç ahenk vardır, bir de dış ahenk vardır. İç ahenk sözcüklerin dizi içerisindeki sesler uyumlarına dikkat edilerek bir arada kullanılması. Dış ahenk ese genel olarak ölçü, kafiye, rediftir. Biz bunları yine görmüş olacağız sizlerle. Evet, ölçü yani vezin neymiş? Zaten biz nazım derken de şiir eşittir nazım demiştik hatırlarsanız. Nedir o zaman? Ölçülü, ölçülmüş söz birimlerine şiir denir. Ölçü vezin de ölçü demek. Dizelerdeki hece sayılarının eşit olması ya da hecelerin uzunluk kısalık yönünden belirli kalıplara göre sıralanmasıdır ölçü. Cumhuriyet dönemine kadar Türk şiirinde iki ölçü vardır. Birincisi hece ölçüsü, diğeri aruz ölçüsü. Cumhuriyet döneminden itibaren de herhangi bir ölçüye bağlı kalmadan şiirler yazılmıştır ki buna da serbest ölçü diyoruz. Yani serbest şiir Cumhuriyet dönemiyle edebiyat hayatımıza girmiştir tam olarak. Peki bu ölçülerden birincisi aruz ölçüsü. Bakalım neymiş? Dizelerdeki hecelerin uzunluk kısalık yönünden birbirleriyle uyumlu olmasına dayanan ölçüdür. Biraz açacağız bunu. Bu ölçüye göre açık hece
ve kapalı hece olmak üzere iki tür hece vardır. Açık hece ünlüyle biten hecedir ki buna aynı zamanda kısa hece de denir ve noktayla gösterilir. Hemen bu bilgimizi örneklendirelim. Bakın, siperet gö deni dursun diye devam eden bir aruz ölçüsü var burada. Bakıyorum, bakın şu ikisi ünlüyle bitmiş, gördünüz mü? Ve kısa hece olarak adlandırılıyor ve noktayla gösterilmiş. İşte somutlanan kısmı bu bilgimizin. Kapalı hece ise ünsüz harfle biter. Uzun ünlülerle biten heceler de kapalı hecelerdir. Uzun heceler aruz kalıpları bulunurken kısa çizgiyle gösterilir. Bakın, ünsüz de biter. Red, gövde ve bakın kısa çizgiyle gösterilmiş. Bu arada şurada bakın ne demişti? Uzun ünlülerle bitenler de kapalıdır. Bakın, ha ya uzun heceyle bitmiş ve bakın kapalı olarak gösterilmiş. İşte şuradaki bilgileri rahatlıkla burada somutlayabiliriz. Dizeleri kalıba uydurmak için kimi zaman kısa heceler uzun, uzun heceler ise kısa okunabilir. Ölçü gereği kısa hecelerin uzun okunmasına imale, tam tersi uzun olması gereken bir heceyi de kısa okuyorsak buna zihaf denir. Aruz vezninde uzun hecenin olduğundan daha uzun, yani 1,5, 1,5 da şöyle bir nokta, şöyle gösterilir şu haliyle. Bir çizgi, bir de nokta. Buna da met denir. Kullanılan ulamalara ise vasıl denir. Bakın şimdi bunlar terim olarak aslında bilmeniz gereken terimler, ifadeler. Yani nasıl oluyor, nasıl uygulanıyor bunu bilmek zorunda değilsiniz. Ama bilgi yanlışlığı olarak bize gelebilir. Fakat yine de kafanızda somutlansın diye ben göstermek istiyorum. Az önce yazdığımız şiir gibi. Aheste çek kürekleri, hemen burada mehtap uyanmasın. Bir hayali aleme dalan ab uyanmasın. Şimdi şurada öncelikle şurayı da okuyup öyle göstermek istiyorum. Aruz ölçüsünde dizeler hece ölçüsünde olduğu gibi iki ya da daha çok parçaya bölünür. Ölçünün kalıplarına göre ayarlanmasına takdir denir. Şimdi divan edebiyatında önce bir kalıp vardır. Yani böyle beste gibi düşünün. Ona, çünkü müzik kalitesine göre ayarlanır bu ve ona şiir yazılır. Mesela buradaki ifade, şurada bakın kısa kısa uzun uzun şeklinde devam eden kalıp büyük ihtimalle nedir? Feilatun, tekrar söylüyorum, bilmek zorunda değilsiniz ama somutlansın diye söylüyorum. Feilatun, 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 feilun. Bakın feilatun. Şair bunu seviyor. Buradaki ritmi, ahengi ve buna göre şiir yazıyor. Fakat bazı kelimelerden de vazgeçemiyor. Şimdi diyelim ki kalıbı uyguladı. Mehtap geldi, mehtap. Bunu açması gerekiyor. Ama burada bakın hece ünsüz de bitmiş, kapalı. Ne yapacak? Burada bir ulama, yani vasıl yapacak. Aheste çek kürekleri mehda, bakın açıkken, kapalıyken açtı. Kapalıyken açınca ne oldu bakın? Gördüğünüz gibi zihaf yaptık. Sonra bunu zaten kapalı açık okuyabilmek için ulama yaptık. Bakın hemen şunu da, buna da vasıl denmiş oldu. Aheste çek kürekleri mehda bu, bakın yanmasın. Bu şekilde ne yapmış oldu? Kalıbı uydurmuş oldu. İşte bu kalıpları sözlere, şiirlere uygularken çıkan imale, zihaf, met, vasl gibi uygulamalar karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Sakın endişeye kapılmayın. Bunları sadece terim olarak bilmeniz yeterli. Ölçünün kalıplara göre ayarlanmasına takdir denir. Aruz ölçüsünde bu ayrımlar sözcüklerin ortalarına gelebilir. Bakın, gövde kelimesinin ortasına gelmiş. Hayasızca kelimesinin ortasına gelmiş. Gördüğünüz gibi, ama aruzda bu olabilir. Fakat hece ölçüsünde kesinlikle duraklar, ki bu hece ölçüsü açısından önemli bir bilgi olacak bizim için, göreceğiz tekrar. Kelime ortasına denk gelmez diyoruz. Evet, aruz ölçüsü Türk Edebiyatı'nda 11. yüzyıldan itibaren kullanılmıştır. Önemli midir? Evet, bu yüzyıl. Çünkü burada yine birçok ilklerin simgesi olan bir eser karşımıza çıkacak. Türk Edebiyatı'nda aruz ölçüsüyle yazılan ilk eser
1069-1070'te Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Birlik'tir. Hatırlayın, Kutadgu Birlik nerede karşımıza çıkmıştı? Hikaye konusunda mesnevi işlerken ilk mesnevi Türk edebiyatında Kutadgu Birlik'tir. Ve daha bununla ilgili bir sürü ilkler gelecek. İlk siyasetname denecek, aruzun ilk kullanıldığı eser denecek. Bunlar bizim için önemli. Divan edebiyatının neredeyse tüm şiirler aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Tanzimat, Servet Fünun, Fecrati aruz ölçüsü. Bakın, Tanzimat devam ediyor ölçümüz. Servet Fünun ve Fecrati'de de aruz ölçüsü devam etmiş. Aruz ölçümüzün genel özellikleri bunlar. Şimdi diğer ölçüsü olan şiirin hece ölçüsü. Şiirlerdeki, dizelerdeki hece sayılarının eşit olmasına göre dayanır. Çok daha kolaydır. Şiirin bütün dizeleri aynı sayıda olmalı. Yani aynı hece. Yani bakın, hece eşittir ses eşittir ünlü. Bunları da bilmiş olalım. Hece ölçüsü Türk şiirinin tabii ki milli ölçüsüdür. İslamiyet öncesi Türk edebiyatından sonra halk edebiyatında kullanılmaya devam etmiş. Milli edebiyatta her şey aslında, yani milli özelliğine evrildiği için nedir? Şiirin vezni de yeniden hece vezni şeklinde oluşturulmaya çalışılmış. Ve bir grup şair, yani Ziya Gökalp gibi, Mehmet Emin Yurdakul gibi, daha sonra Cumhuriyet Edebiyatı ile bir köprü oluşturan beş hececiler, adını bakın bile heceyle almış şairler, nedir? Yeniden hece ölçüsüyle şiir yazmaya başlamışlardır. Hece ölçüsünün kullanıldığı bir şiir de dizelerde iki ya da daha fazla parçaya bölünebilir. Yani bir bakıyoruz, dizeler genellikle ikiye, bazen üçe bölünebilir. Bunlara biz durak diyoruz. Bu duraklar, az önce aruzda takdi diye gördüğümüz şey, durak yerleri sözcüklerin bitimine denk gelir. Bu önemli. Kesinlikle aruzda olduğu gibi ortalarına gelmez. Hece ölçüsünde duraklar sözcüklerin ortalarına gelmez ve sözcükler kesilmez, bölünmez. Durakları her dizede değişen şiirler de var. Onlara, o dizelere duraksız denir, duraksız dizeler denir. Ama genel olarak ölçüye göre şiirler yazılır. Ve şu çok önemli, biz göreceğiz şiiri verecek, işte 11'li hece vezniyle mi yazılmış diyecek veya 8'li hece vezniyle mi yazılmış diyecek. Ona göre biz semai mi koşma mı olduğuna da karar vermiş olacağız. O yüzden bu konu şiirin ve şiir türünün ne olduğunu bilmemiz adına bir temeldir. Halk edebiyatında özellikle 11'li ve 7'li ve bir de 8'li vezinler kullanılmış, hece ölçüsü kullanılmış. Diğerleri de var tabii ki ama 11'li en önemlisi. Şöyle hemen koyalım buraya yıldızımızı. Bunlar da genel itibariyle sayısal olarak bu şekilde bölünür. Yani 7'li olduğumuzda genel olarak 4+3, 11'li olduğunda 6+5 şeklinde. Daha çok, bakın, çoklu rakamlar başta olur. Yani 6+5 daha çok kullanılır. Ama bazen 3+4 veya işte mesela bakın eşit olanlar var. 5+5 olabilir. Yine 4+4+3 11 hece vezninde karşımıza çıkan bir diğer durak şekli. Burada bakın ifade edilmiş. Burada da hemen örneğimizi gösterelim. Göstermiş oldu dökümanımız. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Sadece sesli harfleri, hani ses dedik ki hece eşittir. Saymamız yeterli. Tek tek böyle kelimeleri, heceleri ayırmak zaman kaybı olacaktır. Bakın sadece mesela buradaki i sesi, ü sesi, a, a, i, e, o, u şeklinde saydığımızda bunun zaten 8'li olduğunu görüyoruz. Bakalım 4+4 mü? Evet. Biz dünyadan gider olduk. Kelime ortasına gelmedi. 1, 2, 3, 4. Bakın kelime ortasına gelmedi. 1, 2, 3, 4. Bu arada hece ölçüsünü bulurken en az 2 mısrayı, dizeyi sayıyor olmamız gerekir emin olmak için. Evet, örneklerimiz devam ediyor. Duraklarımızı gösteren örnekler. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır, yağmur yağar silahları ıslanır, bir gün olur deli gönül uslanır. Bakalım 11'li hece 4+4+3 şeklinde mi? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bir mısrada daha kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Nasıldı? Böyle belli şablonlar vardı, ahenkli. Aynı zamanda nasıl kontrol ediyorduk? Hece ölçüsünde duraklar kesinlikle kelime ortasına denk gelmez. Bakın zaten sözcükler bittikten sonra durak yapılmış. Diğer örneğimize bakalım. Eğil dağları eğil üstünden aşam. Yeni talim çıkmış varam alışam. Bakalım 11 ile 6 artı 5 denmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın sözcük bitiyor. Durak. 1, 2, 3, 4, 5. 4 artı 4 şeklinde olsa bakın durak neye geliyor? Tabii ki kelime ortasına geliyor. Mesela eğil üst tü şeklinde ifade oluyor. Olmayacağı için nedir? Rahatlıkla 6 artı 5 şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Hece ölçümüz ve duraklarımız böyle. Serbest ölçümüz var. Serbest ölçü ve uyakla ilgili herhangi bir kural yoktur. Dizelerin hece sayısı veya uzunluğu, kısalığı birbirinden farklıdır. Cumhuriyet döneminden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle toplumcu gerçekçi. Daha sonra da Garip tarafından serbest ölçü, sonra da günümüze kadar halihazırda kullanılan ölçüdür diyebiliriz. Evet, şimdi redif kısmına bakmış olalım. Redif neymiş? Hemen tanımımıza bakalım. Dize sonlarında yazılışları, görevleri, anlamları aynı olan. O zaman bütün seslerin aynen anlam, yazılış, görev bakımından tekrar edilmesi. Aynı olan ek, kelime ve kelime gruplarına redif denir. Bakın hemen örneğimize. Gah eserim yerler gibi, gah dozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Burada dördüncü dizimiz hariç diğer dizeler bakın birbiriyle uyumlu. Hemen şöyle gibi, gibi, gibi zaten aynen tekrar edilmiş. Bakın yazılışı, görevi, anlamı aynı. Sonra geliyoruz burada yel, yol, sellerdeki ler, lar, ler. Hepsi çoğul iki değil mi? Evet. Anlamları aynı mı? Evet. Görevleri, yazılışları aynı mı? Evet. Fakat aklınıza şu gelebilir. Şuradaki lar redifte bakın hemen şöyle redif için tabii kafiye için değil redif için e, a, ı, i, u, ü sesleri veya o, ö sesleri ortak kabul edilir, eşit kabul edilir. Bu haliyle buradaki bakın ler gibi, ler gibi, ler gibi ne olacaktır? Burada da zaten söylemiştir. Yazılışı, okunuşu, anlamı aynı olduğu için hem kelime olarak hem de ek olarak rediftir diyebiliriz. Şimdi redif ve kafiyeyi bulurken önce redif arayacağız. Dizelerde redifleri bulduktan sonra da hemen onun arkasından gelen kafiyeleri arayacağız, uyakları. Eğer redif yoksa direkt zaten uyak aranabilir diyebiliriz. Peki uyak nedir? Yani kafiye. Dize sonlarındaki ses benzerlikleri. Bu seslerin uyak olması için görev, anlam bakımından kesinlikle farklı olması lazım. Aynı olduğunda redif, görev ve anlam bakımından farklı olduğunda kafiye. En büyük farkımız bu. Dize sonlarındaki benzer seslerin sayısına göre de uyaklar çeşitlenir. Yarım uyak, tam uyak, zengin uyak, tunç uyak ve cinaslı uyak olmak üzere uyak çeşitlerimiz var. Yarım uyak dize sonlarındaki tek ses benzerliğini söylenir. Aynı zamanda genellikle sessiz harflerin benzerliğiyle oluşur. Ve hep yarım uyak deyince hemen %99 halk edebiyatı hemen karşımıza çıkmış olacak, aklımızda kalsın. Yürü bire dadal oğlum yürü git. Dertli dertli Çukurova yolun tut. Zaten Dadaloğlu deyince ileride göreceğiz. Yine halk edebiyatı. Emin olduk aslında bu şiirin halk edebiyatı olduğuna. Bakıyoruz. Git tut. Gitmek, tutmak var. Buradaki tek ses benzerliği T. Herhangi bir anlam benzerliği ve görev benzerliği yok. Sadece ses olarak benzermiş. Tek ses benzerliği olduğu için de yarım uyaktır. Gelelim tam uyağa. Dize sonlarında iki sesin aynı olması durumundadır. Genellikle bir sesli bir sessiz şeklinde olur. Bakın hemen okuyalım. Bu yağmur kanımı boğan bir iplik, tenimde acısız yatan bir bıçak. Bu yağmur yerde taş ve bende kemik, dayandıkça çisil çisil yağacak. Bakın burada birinci ve nedir? Üçüncü dizeler. İplik, kemik. Kelimelerin anlamları vesairesi hiçbir şekilde aynı değil. Sadece bu kelime içinde
İki ses benzerliği var. İk, gördüğünüz gibi. Yine burada bakın, bıçak yağacak. Biri isim, biri fiil. Herhangi bir görevi, anlam ortaklığı yok. Bu kelimelerde sadece iki harf birbirine benziyor. Bakın sadece nedir? Ses benzerliği. Burada da ak iki harf oldu, iki ses olunca da nedir? Buraya tam kafiye diyoruz. Dikkat ederseniz redif yok her iki şiirimizde de. Zengin uyak dize sonlarında 3 ya da daha çok sesin, yani 2'den çok sesin, hemen şöyle yapalım, birbirinin aynı olmasıyla oluşan uyak türüdür. Bir zafer müjdesi burada her isim. Yekpare bir anda gün, saat, mevsim. Bakın isim, mevsim, herhangi bir anlam ortaklığı yok. Kesinlikle aynı kelimelerde değil. Fakat isim ve mevsimde 3 ses benzerliği var. O da sim. 3 olunca ne oluyor? Tabii ki zengin kafiye. Bu arada zengin kafiye en çok tabii ki bütün dönemlerde görüyoruz ama divan edebiyatı, aruz ölçüde yazılan şiirlerde görüyoruz. Tam uyağı da en çok milli edebiyatta görmüş olacağız. Yarım uyak da halk edebiyatı diyeceğiz. Bunlar tipik özellikler. Tunç uyak, uyak oluşturan sözcüklerden birinin ötekinin içinde aynen geçmesiyle oluşan uyak türüdür. Dalgın duyuyor rüzgarın ahengini dal dal. Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal. Bakın dal dal, evet burada benzer. Yani zengin uyan aynı zamanda bir türüdür zaten. Bakın 3 ses. Fakat aynı zamanda buradaki 3 sesli kelimeye sözcük diğer sözcüğün içinde yer alıyor. Bakın dal, sandal, böyle iç içe yerinde iç içe benzerlik gösteriyorsa, diğer sözcüğün, diğer dizenin içindeki sözcükte yer alıyorsa tunç diyoruz. Arkadaşlar dikkatimizden kaçmasın. Cinaslı uyağı cinaslı sanatta da göreceğiz. Cinaslı manide de göreceğiz. O yüzden sık sık karşımıza çıkacak bir ifade bu. Genel itibariyle ortak mantığı var bu cinas kelimesinin. Burada uyak dediğimizde anlamları farklı, yazılışları aynı olan kelime ya da kelime gruplarının. Şimdi nedir? Cinaslı uyan diğerlerinden farkı nedir? Artık ses ve hece kısmından çıkmış direkt kelime olması gerekiyor. Birinci özelliğimiz bu. Bu kelimelerin tabii ki anlamları farklı olacak. Yani anlamları aynı olursa ne olur? Redif olur da ondan. Buna dikkat edelim. Anlamları farklı ama yazılışları, sadece sesleri aynı olan sözcükler veya söz grupları. Nedir? Cinaslı uyak oluşturuyor. Bilmem ki yaz mı gelmiş, niçin aşmış gülerken, aklımı kaybettim nazlı yârim gülerken. Şimdi bakın dikkat ederseniz ayrı bitişik de yazılabilir. Bu problem değil cinas için. Gülerken, bakın burada gül, çiçek, erken açmaktan bahsediyor, zamandan bahsediyor. Ama gülerken bu zarf fiil, gördüğünüz gibi sözcük nedir? Burada bir eylemsiden bahsediliyor. Ama sesler ahenk oluşturmuş birbirinin aynen tekrarı, bu haliyle cinaslı kafiyedir diyebiliriz. Evet, burada bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Bakalım. Aşağıda verilen dizelerin hece kalıbını, duraklarını ve rediflerini bulun demiş. Gayet güzel. Bakın bu bizim için önemli bir uygulama olsun. Evet, hece kalıpları nelermiş? Hemen sayalım. Dedik ki sadece sesli harfleri sayacağız. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Emin olmak için bir dizi daha sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, birinci şiirimiz, dizemizin ölçüsü 11'li hece vezni. Diğerine bakalım. Diğeri de hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu da öyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, buna da 11'li hece vezninde yazıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hece kalıbını bulduk. Evet, duraklarına bakalım. 11'li neydi? Genellikle 6 artı 5 şeklindeydi. Öyle mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın. Kelime ortalarına denk gelmeyecek şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın olmadı. Fark ettiniz mi? 1, 2, 3, 4, 5.
Olmadı. Bu haliyle o zaman bunu biraz daha küçük parçalara böleceğiz. Bu şiirimiz 6 artı 5. Bunda durak olarak netiz. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4 oluyor mu? Hani demiştik ya 11 ile 4 artı 4 artı 3 şeklinde de olabiliyor. Evet, bakın hop. Hemen rahatlıkla bölmüş olduk. O haliyle buradaki duraklarımız 4 artı 4 artı 3'tür diyebiliriz. Duraklarımızı da bulduk. Şimdi rediflerimize bakalım. Akşam olsun kuşlar konar dallara, susamış yıldızlar her göllere, güzeller dizilsin bizim yollara derken burada dal, göl, yol kelimelerini çıkardığımız zaman geriye kalan görevleri, sesleri, anlamları aynı olan ekler nedir? Bakın çokluk eki ve hal eki. Lara, lere ve lara. Evet, çokluk eki ve hal eki hepsi anlam olarak, ses olarak redifimiz lara, lere. Evet, burada redif. Şimdi diğerlerine bakalım. Şu cihanda bir murada ermedim. Hiç ömrümde böyle sevgi görmedim. Sevdiğim gonca gülün dermedim. Aman felek hasretime kavuştur. Şimdi bu son dizemiz hariç diğerleri uyumlu. Bakıyorum ermek, görmek, dermek. Burada medim, medim, medim. Olumsuzluk eki, ki peki ve kişi ekiyle görev olarak, anlam olarak ve ses olarak aynen tekrar edilmiş. Olumsuzluk eki, ki peki ve şahıs eki. Bakın görevleri de aynı, anlamları da aynı, sesleri de aynı. Bu haliyle bizim buradaki redifimiz medim redifidir. Böylece redifleri de bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi güzel bir uygulama oldu. Evet arkadaşlar, ikinci etkinliğimize bakalım şimdi. Aşağıda verilen dörtlükleri hece kalıbı, durak düzeni, kafiye türü ve redif özelliklerine göre inceleyiniz diyor. Önce hece kalıbına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu haliyle hece kalıbımız 8. Hemen duraklarımıza bakalım. Genellikle 4 artı 4'tü. Evet, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bakın kelime ortalarına denk gelmedi. O haliyle şiirimizin durak düzeni 4 artı 4. Hece ölçümüz de 8. İkinci şiirimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, ölçümüz 11 ile hece ölçüsü. Durağımıza bakalım. Genellikle 6 artı 5'ti ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, evet 6 artı 5 olabiliyor bu. Diğerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 bu da olabiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burada ilk iki dizede 6 artı 5 oluyor ama ikinci dizede bu durak düzeni bozuluyor. Acaba 4 artı 4 artı 3 hepsine uyar mı? Bakalım 4 artı 4 artı 3, 4 artı 4 artı 3, 1, 2, 3, 4 artı 4 artı 3. Evet, bu haliyle o zaman şiirimizin durakları 4 artı artı 3 şeklinde 11 ile. Üçüncü şiirimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 oldu artık kesin ölçümüzün. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu mu? Oldu. Bu haliyle o zaman ne de 6 artı 5 duraklarımızdır diyoruz. Evet, durak olayımızı da bulduk. Şimdi ne kaldı? Kafiye türü ve redif. Önce tabii ki rediflerimizi bulmamız lazım. Şu kimsesiz sahralarda diken oldu gülüm benim. Gizli gizli tenhalarda ağlamaktır halim benim. Şimdi sahralarda ve tenhalarda kısmına bakalım. Burada sahra, tenha kelime gövdesini çıkardıktan sonra tabii ki larda çoğul eki ve hal eki ikisi de aynen tekrar edilmiş. Aynı görevli redifimizdir. Sahra ve tenhalarda da tek ses benzerliği var. A sesi, o da yarım
kafiyedir diyoruz. Şimdi hemen şuna bakalım. Gülüm benim, halim benim, benim benimler aynen tekrar edilmiş. Gülüm ve halimdeki imler de iyelik eki. Ve o haliyle o zaman diyoruz ki im benim, im benim veya üm benim fark etmez demiştik redifte. Rediftir. Evet. Peki şöyle R, büyük R yazalım. Peki hatta komple yazalım. Kağıtımız karışmasın. Kafiyeye baktığımız zaman halim ve gülümdeki tek ses benzerliği L sesi. L sesi de yine yarım kafiyedir diyebiliriz. Buradaki olayımız tamamlandı. Şimdi ikinci şiirimize geldik. Mart ayında sarı çiğdem açılır. Nisan gelir çayır çimen seçilir. Mayıs sonu yaylalara göçülür. Güzellere eda verir o çağlar. İlk üç dizede arıyoruz uyumumuzu. Burada dikkat ederseniz açmak, seçmek, göçmek. Ilır, ılır, ilir. Ne olacak burada? Tabii ki hemen şöyle yapalım. Aynı görevli olduğu için nedir? Fiilden fiil yapım eki ve kip eki. Ilırlar redif. Hemen yazalım. Onun dışındaki açmak, seçmek, göçmekte hangi ses benzer? Sadece ç sesi benzer. Tek ses olduğu için yarım kafiye dedik. Bu şiirimizi de kafiye ve redif açısından inceledik. Gelelim üçüncü şiirimize. Yüksek uçan gönül yorulur bir gün. Mizan terazisi kurulur bir gün. Herkesin ettiği sorulur bir gün. Döner mi ya Rabbi dil yavaş yavaş. Şimdi ilk üç dizede arıyoruz uyumumuzu. Bakın bir gün bir günler zaten net bir şekilde tekrar edilmiş. Aynı anlamlı, aynı sesli. O haliyle nedir burada? Tabii ki redif vardır. Şöyle eklere doğru bakıyoruz. Olur kurmak, yormaktan yorulmak, kurmaktan kurulmak, sormaktan sorulmak. Yani olurlar da fiilden fiil yapım eki ve kip eki. O haliyle hemen olur, yani olur bir gün rediftir arkadaşlar. Hemen yazalım. Kafiyelerimize baktığımız zaman yormak, kurmak, sormak da hangi ses benzer? Sadece tabii ki R sesi sadece benzer. Yine yarım kafiye diyebiliriz. Hemen yarım kafiyeyi tekrar hatırlatalım. Halk edebiyatı şiirlerin genel özelliklerine ve söz kurumlarına baktığımız zaman da bunların halk edebiyat olduğunu aynı zamanda üzerinde ekleyelim. İleride bize lazım olacak. Evet, uyak örgüsü var bir de, yani kafiye düzeni nedir? Dörtlüklerdeki ses benzerliklerine göre oluşan dize. Bunlar birincisi düz uyak, sonra çapraz uyak, sarma uyak ve mani tipi uyak olmak üzere çeşitlere ayrılır. Düz uyak dörtlükteki tüm dizelerin birbiriyle uyaklı olması, yani hepsinin a a a şeklinde devam etmesi veya ilk üç dize birbiriyle uyaklı olduğunda buna düz örgü diyoruz. Düz uyak örgüsü bazen birinci dizeyle ikincinin, üçüncü dizeye dördüncünün uyaklı olması şeklinde de olabilir. Yani a a b b şeklinde de. O haliyle o zaman çizelim altını. A a a hepsi a a olduğunda, a a a b olduğunda, a a b b olduğunda biz bunlara ne diyoruz? Düz uyak diyoruz. Bu örgü divan edebiyatında daha çok mesnevi tipinde ki biçimlerde, şiirlerde geçerli. Hatta mesneviler her beyit kendi arasında kafiyeli olduğu için uzun yazılabiliyordu. Hatırlarsanız bu bilgiyi paylaşmıştık mesnevi konusunda. Bakın üzerine tekrar bunu ve şekil haliyle de bina etmiş olduk. Bilgiyi AA, BB, CC şeklinde olduğu için düz uyak diyebiliriz buna da. Şimdi örneğimizi vermiş burada. Konuşursan sohbet olan dil olan, değmen bana yana yana kül olan, sen bir bahçıvan ol ben de gül olan, uzat a ellerin der beni beni. Bakın olam 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 derken zaten hemen rediflerle bu ahengi görüyoruz. AA, B şeklinde. Evet, çapraz uyak birinci dörtlükle birinci dizeyle üçüncünün, ikinci dizeyle dördüncünün ne yapılması? Uyumlu hale gelmesi en klasik tarzdır bu şiirlerde hep çok kullanılır. Bakın o güzel günleri unutur muyum? Aşkını bir lahza uyutur muyum? Bakın aa. Yine hepsi kalbimdedir aç bak istersen sen gibi duygusuz zalim miyim ben derken bakın 2 ve 4
1 ve 3. dizeler birbiriyle uyaklı olduğu için A, B, A, B şeklinde çapraz uyak oluşmuş diyebiliriz. Sarma uyak veya sarmal uyak dediğimiz uyak türü de düzeni de şu. Bir dörtlükte birinci dizeyle dördüncü dizenin, ikinci dizeyle üçüncü dizenin uyaklı olması. Bir selvinin gölgesi 40 yılın son emeli. Son hıçır hıçkırık bu selvi gölgesinde dinecek. Son damla yaş bu selvi gölgesinde sinecek. Anlamı okşayınca ölümün anne eli. Bakın birinci ile dördüncü, ikinci ile üçüncü dizenin birbiriyle nedir? Uyaklı olmasına sarmal uyak diyoruz. Peki mani tipi uyak nedir? Birinci dörtlüğün birinci, ikinci ve dördüncü dizelerle birbiriyle uyaklı olması. Fakat üçüncü dize bağımsızdır. O yüzden x denmiş. Neden x? Çünkü mani tek dörtlükten meydana geldiği için bu dizenin başka uyaklı olacağı herhangi bir dörtlük olmadığından x diyoruz. Karşılığı yok yani. Dağlarda tepelerde kaldım gurbet ellerde. Ah şu zalim ayrılık benzemez başka derde. Bakın a x a şeklinde mani de yine göreceğiz bunu. Buna da mani tipi uyak diyoruz arkadaşlar. Şiir türlerimiz var bir de. Şiir türleri nedir? Temaya göre, duygu ve düşünceye göre şiirlerin aldığı çeşitlilik yani türlere ayrılması. Bunlar da bakın isim olarak önce şöyle altlarını çizelim. Lirik şiir, didaktik şiir soru geliyor arkadaşlar bu kısımdan da. Satirik şiir, pastoral şiir, epik şiir, dramatik şiir olmak üzere ayrılıyor. Lirik şiir adı üzerinde bildiğiniz bir terimdir. Mutlaka duymuşsunuzdur veya duymuşsunuzdur. Kişiselliğini sanatlı ifadelerin ön plana çıktığı aşk, sevinç, ayrılık, özlem, hüzün, mutluluk. Hemen altını çizelim mi bu duyguların? Aşk, sevinç, ayrılık, özlem, hüzün, mutluluk gibi duygusal konular ağırlıklı olarak işlendiği şiirlere diyoruz. Hem dinleyeni hem okuyanı etkileme, heyecanlandırıp duygulandırmayı amaçlar bu şiirler. Şiir türleri arasında en çok tercih edilendir. Türk edebiyatında da pek çok temsilcisi vardır. Divan şiirlerinde ve şairlerinden en çok Fuzuli ve Nedim, halk edebiyatında Karaca olan lirik şiirin önde gelen isimleridir. Didaktik şiir ise didaktik kelimesini hatırlayacağız. Nedir? Mesnevi türlerinde ifade etmiştik. Sonra yine nesir türlerinde, sonra edebi türleri yani metin türlerini ayırırken açıklama bilgi veren türlerde genellikle didaktik amaçlı demiş ki yani öğütleyici herhangi bir konuda bilgi verme amaçlı yazılan şiirlerdir. Felsefi, dini, ahlaki, edebi konularda bakın zaten söylemiş bilgi ve öğüt verme amacıyla yazılmış şiirler. Türk şiirinde sıkça kullanılmış bir şiir türüdür. Divan şiirinde didaktik şiir tarzına hikemi tarz denir ve en önemli temsilcisi 3 kez soru getirmiş Nabi'dir diyebiliriz. Yani divan edebiyatında didaktik tarzın temsilcisi sorulmuş bize cevabı Nabi. Yine zaten tekrarlayacak bu bilgimiz. Satirik şiir kişilerin ya da toplumların aksayan yanlarını bakın aksaklıkları, yanlışları, kusurları iğneleyici bir üslupla yeren şiir. Yergi yani şiirdeki yergi. Ele alınan olumsuz durum abartılı, alaycı ve gülünç biçimde tasvir edilir. Uyarıda bulunarak okura yol gösterilir. Divan şiirinde satirik şiirin karşılığı olan sözcüğümüz hiciv yani hicviye. Halk şiirinde taşlama. Arkadaşlar burası soru getirmiş daha önce bu bilgi. Bilginiz olsun. Divan şiirinde hiciv deyince aklımıza nef'i gelir. Bu da yine bilgi olarak tekrar karşımıza çıkacak. Şimdi geldik sıra pastoral şiiri. Pastoral şiir doğa güzelliklerini, kır hayatını, bakın doğa güzellikleri, kır hayatı, köy ve çoban yaşamlarını veya çobanların yaşamını bunlara duyulan özlemi anlatan şiirlerdir. Şimdi pastoral şiiri sadece çobanla sınırlamayalım arkadaşlar. Bakın doğa güzellikleri, kır hayatına olan özlem de var. Pastoral şiirin bazı çeşitleri var. İdil ve eglog olmak üzere iki tür var. İdil bir ozanın ağzından doğa manzaralarının anlatılması. Eglog ise çobanların karşılıklı diyalog kelimesini bakın bize çağrıştırıyor. Karşılıklı konuşması biçiminde doğa güzelliklerinin kır yaşamının anlatılmasıdır. Türk edebiyatında pastoral şiirin ilk örneğini edebiyatımızda Tanzimat döneminde Abdülhakamit Tarhan'ın Sahra şiiri temsil eder diyoruz. Epik şiir hemen epik kelimesi zaten destan kelimesini size
Hemen çağrıştırmalı. Yiğitlik, kahramanlık temalarının işlendiği şiirler. Yani destansı şiire şöyle yazabiliriz. Epik şiir denir. Epik şiirler konularını tarihteki olaylardan, savaşlardan ve kahramanlık hikayelerinden alır. Dramatik şiir eşittir tiyatro. Yani bu şekilde ifade edebilirsiniz. Aklınızda da böyle yer edebilir. Şiir biçimde yazılmış tiyatrolardır. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir biçimde oluşturulurmuş. Klasik trajedi ve komediler manzum şeklinde yazılmıştır. Tiyatro konusunda yeniden bu konu üzerinde duracağız arkadaşlar. Bu durum dram türünün ortaya çıkışına kadar devam etmiş. Bundan sonra tiyatro metinleri daha çok düz yazı biçimde yazılmış. Türk edebiyatında da manzum biçimde yazılmış tiyatro oyunları vardır. Yani aslında dram yani romantizm akımına kadar tiyatro zaten şiir olarak yazılıyormuş. Hatırlarsanız klasisizm akımının en önemli ürünleriydi tiyatro. Neydi onlar? Trajedi ve komedi. Fakat daha sonra dram da eklenince bu düz yazı şeklinde de tiyatrolar ortaya çıkmış. Ama dramatik şiir deyince direkt aklınıza tiyatro gelebilir. Böylece diğer şiir türleriyle de karışmaz bu şiir türü. Evet, bir etkinliğimiz var burada. Hemen bakalım. Ne demiş? Aşağıda verilen dörtlüklerin hangi şiir türüne ait özellikler taşıdığını söyleyiniz, bulunuz. Okuyalım şiirlerimizi. Gümüş bir dumanla kaplandı her yer. Yer ve gök bu akşam yayla dumanı. Sürüler, çemenler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı. Şimdi ipuçlarımıza bakalım. İlk ipucumuz yayla dumanı. Sonra sürü var bakın. Çiçek var, yayla dumanı, çimenler, kar. Bunların hepsi nedir? Kır güzellikleri, doğal hayat güzelliği. Tabii sürü olunca da bize kimi çağrıştıracak? Çobanı çağrıştıracak. Bu haliyle şiirimiz rahatlıkla pastoraldir diyebiliriz. Evet. Geldik. Düşmana çiğnetme bu toprakları. Haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları. Kahraman evladım uğurlar ola. Şimdi baktığınız zaman burada bir düşman var. Kılıç var. Ondan sonra bayrak var. Kahramanlık var. Bir savaş manzarası var karşımızda. Mücadele, yiğitlik, kahramanlık var. O halde bu bir destansı şiir. Yani epik şiirdir diyebiliriz. Bakalım üçüncü şiirimize. Yorgun nefeslerle sahili gezen rüzgarlar alnına bir gölge yaptı. Eriyen güneşin karşısında sen beyaz bir sultandın, bahçen saraydı. Derken burada bakın nedir? Rüzgar, sahil, gezmek, sen, sultan gibi iltifatlar da var. Duygular çok ön planda. Duygusal yani lirik bir şiir diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şiir türlerimizi bulmak oldukça kolay. Ve 2019 ayeti. Evet, yakın yıllara ait bir soru. Hemen çözelim sorumuzu. Ne demiş? Bu dörtlük içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir? İş gelmez elinden gitmez bir kâre. Aslında neslinde giymemiş hare. Sandığı gömleksiz duran mekkare. Bedestene gelir kaftan beğenmez. Şimdi burada bir ironi var. Aynı zamanda bir eleştiri var. Neden? Elinden diyor hiçbir iş gelmez, hiçbir işe yaramaz. Kâr iş. Aslında neslinde böyle güzel ipekli bir kumaş falan giymemiş. Yani giyim kuşamı da sıkıntı. Neden? Çünkü sandığında gömlek yok. Yani gömleksiz duruyor. Fakat bedesten yani kılık kıyafetinin böyle renk renk kumaşların satıldığı yere gelir. Yani sandığında tek bir gömlek bulamazsın ama bedestene gelir. Oradaki o olağanüstü güzellikteki kaftanları beğenmez. Olunca bakın buradaki ironi çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. İroni, mizah, eleştiri hangi şiir türünü gösteriyor bize? Tabii ki satirik şiir. O yüzden cevabımız rahatlıkla B şıkkıdır diyebiliriz. Evet, ikinci sorumuz bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İşte arkadaşlar hem 2021'in sorusu hem de yani çok yakın hem de tam bir ÖSYM sorusu yani tam bir örnek. Hani bu föyün başında söylemiştik ya şiir bilgileriyle ilgili sorular hem sayı olarak karşımızda hem de mutlaka geliyor diye. Bakın hepsini şimdiye kadar gördüğümüz her şeyi söylemiş. Bir tek burada sanat konusunu henüz görmedik. Onu da zaten göreceğiz. Yani
Bu konuların hepsini bilmemiz lazım ki böyle bir sorudaki şiiri, dörtlüğü, beyit her ne verilecekse onu değerlendirebilelim bütün açılardan. Şimdi bakalım neler var neler yok burada. 11 hece ölçüsüyle mi yazılmış? Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İki mısraya da bakacağız demiştik. Aklınızda kalsın bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 hece bezli de yazılmış. Satirik şiirdir diyor. Okuyalım. Bu dünyaya sanki vefa gelmemiş. Gelmişse de bir kimse de kalmamış. Kim var ki dostundan cefa görmemiş? Cihanda bir söze duran mı kaldı? Şimdi bakın zamandan şikayet var. Vefasızlıktan, dostluksuzdan nedir? Şikayet var. Bu haliyle tabii ki bir eleştiri var. Satirik şiir var mıdır? Tabii ki vardır. Peki düz kafiye mi? Hemen kafiye örgümüze bakalım. A-A-A-B. Hatırlayın. Bütün dörtlükler A olduğunda veya A-A-A-B olduğunda veya A-A-B-B olduğunda neydi? Düz kafiyeydi. Bu da zaten gördüğünüz gibi ilk 3 dize birbiriyle kafiyeli. Tabii ki C'de var olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Teşbih sanatını geçelim. Henüz onu görmedik. Redife yer verildiğini söylüyor. Gelmemiş, kalmamış, görmemiş. Satirik şiir, özellikle halk edebiyatı olduğu çok net. Halk edebiyatta redif bolca vardır. Bakıyoruz. Gelmek, kalmak, görmek. Bunu hemen çıkardık. Kök olduğu için memiş memiş derken olumsuzluk eki ve kip eki, olumsuzluk eki aynı kip eki, olumsuzluk eki aynı kip eki, görevleri, anlamları ve sesleri aynen tekrar edilmiş ekler tabii ki rediftir. Hemen bunu da işaretlemiş olduk. Peki teşbih sanatı burada tabii ki yok. Teşbih sanatı, benzetme sanatı gibi aynen ifadeleri, mesela işte kalem kaş, zeytin göz gibi, elma yanak gibi ifadeler olsaydı o zaman teşbih sanatından yararlandığını söyleyebilirdik. Fakat bu yok. O yüzden cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Çok güzel bir örnek oldu ÖSYM açısından. Evet, yine bir ÖSYM sorusu. Burada bakın, yine bakın aynı tarz. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Okuyalım hemen. Hatta hece ölçüsünden başlayalım. 11 hece ölçüsü mü? Hemen sayalım arkadaşlar. 1, 2 ses tariflerimizi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Yarım kafiye mi? Bülbülün aşkıdır dalda öttüğü, çobanın sütedir koyun güttüğü, toprağın Habil'i kabul ettiği, şüphesiz yüzünün yumuşaklığından. Bakın şu 3 mısraya bakalım. Ötmek, gütmek, etmek kelimelerini çıkardığımızda ortak eklerimiz tüy tüy tüyü, şöyle bakın. Tabii ki bu bir redif. Geriye kalan ötmek, gütmek, etmekte de tek ses benzerliği T sesi. O yüzden tek ses olduğu için yarım kafiyemiz var. Bu kafiyeyi bulurken redifimizi bulduk. Tüy tüy diye redifimiz de var. Sarma kafiye düzeninde mi yazılmış? Bakıyorum. A-A-A-B. Sarma değil. Düz kafiye. Çünkü sarma olsaydı A-B-B veya sarmal kafiye böyle olması gerekirdi. Bu haliyle cevabımızı bulduk. Telmiş sanatı da yine ileride göreceğiz. Tarihi bir olay, efsane, dini bir olay ve bu olaylarla ilgili özel isimleri gördüğümüzde, mesela burada Habil diyor. Kabil'in Habil'i öldürme o hadisesi, Hazreti Adem'in çocuklarından bu hadiseye bir hatırlatma yapılmış. Buna biz telmiş sanatı diyeceğiz. O yüzden A şıkkımız da var diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi etkinlik kısmımızdan sonra ve ÖSYM sorularımızdan sonra ödev testlerimiz var. Özellikle şiir konusunda teknik konular yer aldığı için bu sorular ekstra bir önem arz ediyor. O yüzden birlikte çözerken dikkatli olalım. Sizler de dokümanlarınız önünüzde, kalemleriniz elinizde, benimle beraber soruları çözebilirsiniz. Bu açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir diyor. Okuyalım sorumuzu. Bilim, sanat, zanaat, felsefe, ahlak gibi alanlarda bilgi vermek, yol göstermek amacıyla yazılan şiirlere. Şimdi bilgi vermek amacıyla yazılan şiirler neydi? Bakın zaten felsefe, ahlak gibi konular demiş. Tabii ki didaktik şiirdi. Bu haliyle buraya
didaktik diyebiliriz. Öğretici şiir yani. O haliyle epiyi, pastorali ve pastorali eledik. Şıklarımız biraz daha belirginleşti. Şiirlerde nokta nokta şiir toplum ya da bireylerdeki çeşitli düzensizlikler ve bozuklukları yerme, yergi yani nedir? Eleştiri, hiciv, satirik şiir midir? Dramatik zaten tiyatro demiştik. Bunu da böyle eledik. Didaktik ve satirik şiir şıkkımız yani A şıkkımız doğru cevap olacaktır. İkinci sorumuz bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Tüm dizeler sondan gidelim. 6 artı 5 duraklı mıdır? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tüm dizeler dediği için arkadaşlar bakmamız gerekir. Aman dikkat edin. Zaten hani bazı dizelerde durak olmayabilir demiştik. E şıkkımız doğru. 2 ve 4. dizelerde ül sesleri kafiyelidir. 2 ve 4. dizeleri şöyle hemen belirleyelim. Vardır vardır redif. Çünkü aynen tekrar edilmiş. Sümbül ve gül bakın sözcük gövdeleri bunlar kökleri. Ül üller gerçekten tam kafi. Çünkü iki ses benzerliği tam kafiydi. Evet rediflerden sonra kafiyelerimizi bulduk. 2 ve 4. dizeler kelime biçiminde redif vardır. Bakalım. Zaten vardır vardır demiştik redif için. Evet aynı dizelerden bahsediyor. Hemen bunu da işaretledik az önce bulduğumuz için. 1 ve 3. dizelerde zengin uyar yer verilmiştir. Bakalım 1 ve 3'e bakalım şimdi. Yere ve dere. Şimdi yere kelime nedir? Kök ve haleki almış. Dere ise herhangi bir ek yok. Yani burada sadece ses benzerliği var. Sadece ses benzerliği olduğu için ne olacaktır? Burada gerçekten ses benzerliğin sayılarına bakacağız. Redif yok. Ere, ere. 3 ses benzerliği olduğuna göre doğrudur şıkkımız. Zengin uyağa yer verilmiştir diyebiliriz. Gelelim A şıkkına. 1 ve 3. dizelerde E sesi rediftir diyor. 1 ve 3. dizelerde zaten artık redif olamaz ki. Çünkü sadece ek olan, haleki olan yeredeki E. Dere kök halinde burada birbirini karşılayan görev, aynı görevli ek olmadığı için zaten uyak var demiştik. Redif yoktur. O yüzden E sesinin redif olma şıkkı yanlıştır. Cevabımız A diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda hangisinde redif yoktur? Hemen bakalım. Redif hatırlayalım. Yeniden aynı eklerde veya kelime tekrarlarında oluyordu. Aynı görevli, eş görevli eklerin veya kelimelerin anlamları da aynı olacak. Tekrar ile oluşan ses benzerliğiydi. Uykularda, sularda. Bakın çok rahat. Larda, larda, çoğul eki ve hal eki olarak redif var burada. Akarken, bakarken, burada bakın geniş zaman kipi ve zarf fiil eki, geniş zaman kipi ve zarf fiil eki görevleri aynı redif var. Dağlar, adalar, larlar, çoğul eki, isim çekim eki, aynı görevli ekler, redif var. Dudaktan, uzaktan, tan, tan, burada yine hal eki ve aynı görevli ekler, redif var. Fakat C'ye bakın şarkı çarkı bambaşka kelimeler herhangi bir ek zaten yok. Kelime aynen tekrar edilmemiş. Burada sadece ayrı kelimeler anlam farklı görev farklı sadece ses benzerliği var arkadaşlar. Sadece ses benzerliği olunca eklerde ne olacaktır? Uyak zaten bakın birden fazla ses benzerliği olduğu için zengin uyak var diyebiliriz. Cevabımız C. Çünkü C'de redif yok. Dördüncü sorumuzda bu açıklamada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir diyor. Hani aruzla ilgili bilgilerde demiştik ya terim olarak öğrenmemiz ve bilmemiz gerekiyor sadece. Ona bakalım bununla ilgili bir soru. Aruz dizelerdeki hecelerin uzunluk, kısalık yönünden birbiriyle uyumlu olmasına dayanan ölçü birimidir. Güzel. Ölçü gereği kısa hecenin uzun okunmasına neydi? Hemen ezber bilgi olacak bu. İmale. Uzun olması gereken heceyi ölçüye uydurmak için kısa hece yerine kullanmaya da ne diyeceğiz arkadaşlar?
himale hatta ulama yapılıyordu bu haliyle. Özür dilerim, zihaf deniyordu. İmale neydi? Tekrarlayalım. Ölçü gereği kısa hecenin uzun okunmasına. Yani şöyle kısayken uzun, yani kapalı. Zihaf ise uzunken açıyorduk ve orada ulama yapıyorduk. Zihaf bu şekilde açık okunmasına diyoruz. Kısa okunmasına. Böylece cevabımız nedir? B şıkkıdır diyebiliriz. Evet, 5. sorumuz, bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez diyor. Şiirimizi okuyalım. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı. Avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı yoktur ilacı. Vursam yaralasam söz ile seni diyor. Şimdi konusuna göre lirik şiir midir? Evet, sevgiliye yazılmış bir şiir, bir aşk şiiridir. Tabii aşk şiiri demek değildir lirik şiir sadece o haliyle. Fakat duyguların hani ön planda olduğu, yalnızlık olabilir, ayrılık olabilir. Her türlü duygu yoğunluğu lirik şiirdir ama aşk çok daha kullanılan bir temadır. Rahatlıkla doğrudur diyebiliriz. Sözcük halinde redif var mıdır? Evet, okurken bakın ile seni, ile seni. Sözcük halinde aynen sözcükler tekrar edilmiş, aynı anlamla aynı görevli, tabii ki rediftir diyoruz. 11 lehece ölçüsüyle mi yazılmış? Okuyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, 11 lehece ölçüsü. Zengin uyak kullanılmış mı? Halk edebiyatı olduğu çok belli. O yüzden bu şık biraz zor ama yine de bakacağız tabii. Uyak örgüsü AB AB midir? Ona bakalım. AB AB. Evet. E şıkkımızdan da eminiz. Yine de D şıkkını kontrol edelim. Bakın buradaki nedir? Avcı ve ilacıdaki sadece ses benzerliği cığlar. Bu da tam kafiye. Saz ile seni, söz ile senindeki bakın oradaki ses benzerlikleri de sadece Z sesi. Bu da yarım kafiye. Böyle olunca ne olacaktır? Tabii ki zengin uyak olmayacaktır. Cevabımızı D olarak işaretleyebiliriz. 6. sorumuz, aşağıdaki dizelerin hangisi zengin kafiye kullanılmıştır? Zengin kafiye neydi? 2'den fazla ses benzerliğiyle oluşan kafiyeydi. Hemen bakalım. Sürmeler çekmiş gözüne, kirpiğin dökmüş yüzüne. Hemen kelimemizi tahlil edelim. Göz ve yüz. Onun gözü, onun yüzü. İyelik eki, kaynaştırma ve hal eki. O haliyle diyoruz ki üne aynı görevli ekler redif. Buradaki Z'ler tek ses benzerliği, yarım kafiye. Burada zengin kafiye yok. Bakalım, çekme şu dünyanın endişesini, temiz eyle kalbin her köşesini. Şimdi endişe ve köşeyi çıkardık. Tabii ki aynı görevli ekler, iyelik eki ve hal eki, sini, redif. Endişe ve köşedeki şeyler, yani kelime köklerindeki farklı ekler sadece ses benzerliği olunca kafiye oluyordu. İki ses benzerliği olduğu için tam kafiye diyoruz, tam uyak. Peki C'ye bakıyoruz. Merhamet kıl bana gözleri afet, aşkına düşen bulmaz selamet diyor. Afet ve selamet ayrı ayrı kelimeler. Burada redif yok. Hiç ek halindeki ses benzerliği yok çünkü. Afet ve selamette sadece etler benzer. Yani iki ses benzerliği tam kafiye. Bunu da eledik. D şıkkına bakalım. Bülbülün aşkıdır dalda öttüğü, çobanın sütedir koyun güttüğü derken. Burada bakın nedir? Ötmek ve gütmek var. Evet, hemen ekleri çıkaralım. Eklerde bakın tüyü tüyü. Aynı ek görevli ekler, o yüzden redif. Burada da ne var? Sadece T'ler benzer, yani yarım kafiye. Gördüğünüz gibi zengini burada da bulamadık. Şimdi 4 atlı gelirken o gerdune dolu dizgin. Sevmiş iki ruh ufku görürler daha engin derken. Bakın gin gin, gördüğünüz gibi 3 ses benzerliği var. Ek yok, yani redif yok. Direkt farklı görevli kelimeler bunlar ve sadece ses benzerliği var. 3 ses benzerliği olunca da ne olacaktır? Zengin kafiye olacaktır. Şıkkımızı bu şekliyle bulduk diyebiliriz. Evet, şimdi diğer testimizin ilk sorusuna geldik. Hangisinde ayraç içinde verilen uyak türü yoktur diyor dizelerimize bakan yöne. Bakalım.
Etekler, tekerlekler dediğimizde ler zaten redif. Etek ve tekerlekte ne var? Bakıyorum. Ekler tam kafiye. Evet, ekler tam kafiye. İki ses benzerliği. A şıkkı parantez içiyle uyum halinde. Bu ıslıklı uzayan dönen kıvrılan yollar, uykuya varmış gibi görünen yılan yollar. Yollar aynen tekrar edildiği için redif. Kıvrılan ve yılanda ise ne var bakın? Ilanlar. Tabii ki sadece ses benzerliği var. Ilanlar tabii birden fazla, daha doğrusu ikiden fazla ses benzerliği olduğu için zengin uyaktır. Buradaki kafiye bilgimiz de doğru. Devam ediyoruz. Anlatıyor, yatıyor derken zaten ıyor, ıyor direkt ikisi de aynı görevli ve aynı anlamlı ekler. Şimdiki zaman eki redif. Anlatmak ve yatmakta ortak ne kaldı? Tabii ki at atlar. Bu da tam kafiyedir. İki ses benzerliği olduğu için bu şıkkımız da doğru. Devam ediyoruz. Kimler resimler? Şimdi lerler tabii ki çoğul eki aynen tekrar edilmiş aynı görevli rediftir. Kim ve resimlerde de ortak ses benzerliği ne kaldı? Sadece ses benzerliği ortaklığı kafiye olduğu için imler. İmler de iki ses benzerliği olduğu için tam uyak. Bu şıkkımızda doğru ifade edilmiş. Gelelim E şıkkına. Sönüyor, görünüyor. Şimdi üyor, üyor. Şimdiki zaman olduğu için redif. Önce redifimizi bir çıkaralım. Geriye ne kaldı? Sönmek ve görünmekte. Sadece N sesi var. N sesi tek ses olduğu için zengin değildir tabii ki. Yarım kafiyedir. Bu haliyle cevabımız, bakın parantez içindeki bilgi uyuşmadığı için E şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuz yine her zamanki formatta çıkan soru. Tam bir şiir sorusu. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Hemen bakalım. AABB şeklinde midir uyak düzenimiz? Tebessümle, seninle, uykumuzu, ufkumuzu. Evet, A şıkkımız doğru. Redif ve uyaktan yararlanılmış mı? Şimdi bakıyoruz. Tebessümünle, seninle. Şimdi buradaki L'ler ikisi de vasıta eki olduğu için redif. Hemen şöyle yazalım redif. Buradaki N'ler de tek ses benzerliği yarım kafiye. Uykumuzu, ufkumuzu, ufuk ve uyku, umuz, uyku, ufkumuzu. Evet, buradaki muzu muzular redif. Ama şuradaki kular ayrı görevli olduğu için nedir? Tam kafiye. Bu haliyle redif ve uyaktan yararlandığını söyleyebiliriz. 11'li mi? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C şıkkımız da hemen işaretledik. Doğru. Lirik midir? Okumamız lazım bunun için. Aydınlanmış buldum tebessümünle. İsterdim bu eski yerde seninle baş başa uyumak, son uykumuzu bu hayal içinde ve ufkumuzu derken, evet, sevgiliye hasreti ifade etmiş, ölürken bile onu yanında arzulamış. Bu duygularla lirik şiirdir diyebiliriz. Peki dizeler 4 artı 4 artı 3 biçiminde mi duraklanmış? Bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aa, bakın çok kolay oldu soru. Birinci 4 olsa bile ikinci, bakın, kelime ortasına denk geliyor. Hece vezniyle yazılan, bakın, şiirlerde duraklar kelime ortasına denk gelmez. Bu haliyle bunun yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz hangi şiir türünün örneğidir diyor. Bakalım, okuyalım önce. El ariftir yoklar senin bendini, dağıtırlar tuzağını fendini. Alçaklarda otur, gözet kendini, katı yükseklerden uçucu olma. Şimdi tevazuyu öğütlüyor burada. Tabii ki bir şey var, ne var? Bir öğüt var. Şöyle yap.
Başkaları işte şuna dikkat eder, sen kendine işte efendim koru vesaire, yükseklerden uçma falan deyince, aynı zamanda bakın emir kipi de var, öğüt olduğu bundan da belli. O yüzden şiir türümüz didaktiktir, öğreticidir diyebiliriz. C şıkkımızı işaretleriz bu şekliyle. Dördüncü sorumuz, aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç uyak kullanmış? Tunç uyak neydi? Hatırlayalım. Sözcüklerin dizelerdeki bir sözcüğün benzer olarak diğer sözcüğün içinde hiç parçalanmadan yer almasıydı, iç içe geçmesiydi kafiyenin sözcük halinde. Bu haliyle şöyle bir bakalım nerededir? Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi derken yazmak, çözmek çıkarıyoruz. Ardı, erdi, bunlar redif. Burada da sadece Z sesleri benzer. O yüzden yarım kafiye A'yı eledik. Bakalım. Saçaklarda kuşlar hazindir bu pek. Susarlar uzaktan olur bir köpek. Bu çok bakın net. Pek, pek. Değil mi? Ama bu pek köpek kelimesinin içine yer almış mı? Evet, işte zengin kafiyenin bir türü. Ben ses benzerliği olarak, sayısal olarak nedir? Zengin. Ama aynı zamanda bu küçük sözcük, pek sözcük, köpek sözcüğünün içinde yer aldığı için de zengin kafiyenin tunç özelliği oluşuyor. Böylece cevabımızı rahatlıkla bulduğumuzu söyleyebiliriz. Ama diğerlerine de bakalım. Pişmanlıklar kapısını zorlar diyor. Burada redif yok. Ne var bakın? Larlar var ama kelime olarak değil, sadece ses benzerliği ve ek olarak benzediği için nedir? Burada zengin kafiye var. Bir kelime diğer kelimenin içine yer almadığı için de tunç yok. O yüzden bunu eliyoruz. Hızır hazır ya da hazır bakıyorum. Hızır hazırda ne var? Sadece zır zırlar ses olarak 3 ses benzerliği var. Zengin kafiye. Ama kelime olarak böyle bir iç içe geçiş yok. B şıkkındaki gibi bunu da eliyoruz. Uçmakta konmadan kıyısız bir denize de ruh benzer mi böyle bir kuşa tufandaki Nuh derken, burada da herhangi bir ek yok, sadece sesleri benzer. Bu da tam kafiye diyoruz. Evet, böylece diğer şıklarımızı da değerlendirmiş olduk. Evet, beşinci sorumuz, bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez diyor. Ilık bir su gibidir içimde yalnızlığım, yalnızlığım ruhumda uzak bir ses gibidir. Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir ve her sabah ürperir içimde yalnızlığım diyor. Hemen önce dikkatimizi çeken kafiye örgüsüne bakalım. Çünkü sarmal mıdır? Evet, A, B, B, A, sarmal bir uyak düzeni var burada. Tüm dizeler aynı biçimde mi duraklanmıştır? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'te olunca hatırlayın neydi? Genellikle 7 artı 7 şeklinde duraklanırdı. Doğru mudur? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, hiç sözcük ortasına denk gelmiyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, bulduk. Hiçbiri kelime ortasına denk gelmiyor. O zaman duraklar 7 artı 7 tüm dizelerde rahatlıkla söyleyebiliriz. Mecazlı söyleşten uzak durulmuştur. Değil, çünkü burada çok net mecaz var. En bildiğimiz mecaz, aklınızda olsun, benzetmedir. Bakın, su gibi, uzak bir ses gibi. Bunlar zaten direkt mecazdır. Buradaki mavi ışıklar gibi imgeler, yalnızlığın içimizde ürpermesi gibi şeyler, mecazlı söyleyişler, imgeler zaten bunun olduğunu gösterir. O yüzden bu şıkkımız şiirle ilgili yanlış bir değerlendirme olur. Diğerlerine de bakmış olalım. Redif ve uyaklar diyor, kullanılmıştır. Yalnızlığım, yalnızlığım. Tabii ki burada içimde yalnızlığım, içimde yalnızlığım. Gördüğünüz gibi net tekrar edilen rediftir. Bunu hemen işaretleyebiliriz. Onun dışında gibidir ve ürperirlerdeki irirler nedir? Tam kafiye. Yine ne var? Uzak bir ses gibidir gelir. Burada ise irirler var. Yine tam kafiye şeklinde. Ama birinci ve dördüncüde de redif olduğu için uyak ve redifler kullanılmıştır diyebiliriz. Hece ölçüsüyle mi yazılmıştır? Zaten bize
aynı biçimde duraklanmıştır derken baktığımızda 14 dolup hece olduğunu ne yapmış olduk? Tespit etmiş olduk. E şıkkında hemen işaretleyebiliriz. Altıncı sorumuz, bu dört aşağıdaki şiir türlerinin hangisine örnek verilebilir diyor. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan. Can verme sırrına erenlerindir. Bakın altı çizili ifadeler bu şiirin destansı bir şiir olduğunu gösterir. Neden? Destan, gazi, kahraman yani savaş, vatan, mücadele olunca tarihteki mücadelelere atıfta bulunulmuş. Tabii ki destansı yani epik şiirdir diyebiliriz. Evet, son ödev testimize geldik. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan uyak türü bu dizelerde kullanılan uyakla özdeştir? Özleme tarzı bir soru bu da yine. Hemen bakalım. Arasından, aynasından hemen bakalım. Ara ve ayna. Ekleri çıkaralım. Bu kelime gövdelerini çıkardıktan sonra. Sından, iyelik eki, kaynaştırma ve hal eki olduğu için rediftir arkadaşlar. Ara ve aynada da tek ses benzerliği var. O da yarım kafiyedir. O haliyle bizim uyak türünü sorduğu için arayacağımız şey bir yarım kafiye dizesi olacak. Hemen bakalım. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir eski İstanbul mudur? Hemen bulduk. Neden? Çünkü hazırlanmak var burada. York ipi var. Burada da mi eki nedir? Dır direk eki almış. Bildirme eki. Hiçbir şekilde aynı görevli değil eklerimiz. Anlamları da aynı değil. Tekrarları da aynı değil. Sadece burada bir şimdiki zaman kipi ve bildirme eki var. Farklı farklı. Sadece ses benzerliği var. Peki kaç ses benzerliği var? Re. Yani tek ses benzerliği var. Hemen A şıkkında yarım kafiye olarak doğru şıkkımızı bulduk diyebiliriz ve işaretleyebiliriz. Diğerlerine bakalım. Ümidim yılların seline düştü. Saçının en titrek teline düştü. Düştü düştü zaten redif. Çünkü sözcükler aynen tekrar edilmiş. Yılların seli sel ve tel derken ine ine redif. Bakın aynı görevli. Sel ve telde ise ses benzerliği iki ses benzerliği olduğu için tam kafiyedir. İllerde dillerde il ve dili hemen çıkaralım. Yine burada lerde lerde redif çünkü ortak ekler, aynı ekler ama diğer kelime köklerindeki ses benzerliği il yani iki ses benzerliği tabii ki tam kafiye. Güller, bülbüller bakın artık sizler de çok rahatlıkla yapıyorsunuzdur. Lerlerler ikisi de çoğul eki, redif. Gül ve bülbülde de üller benzer. Yani iki ses benzer tam kafiye. Elemli, nemli. Bakın elem ve nem. Hemen çıkaralım kelimelerimizi. Liler aynı ekler olduğu için. Aynı eklerin tekrarı redif. Buradaki emler de iki ses benzerliği olduğu için tam kafiye diyoruz. Böylece diğer şıklarımızı da tek tek gözden geçirmiş olduk. İkinci sorumuz bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birden rüzgar hayat gibi esince karanlıklar ağır ağır gezindi. Denizdeki içli hayat bu gece sonu gelmez ölümden de derindi diyor. Kişileştirme var mı? Hemen dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlar bakın karanlıklar ağır ağır gezindi. Karanlıklar kim gibi gezinir ağır ağır? İnsan gibi. Tabii ki nedir? A şıkkımız var. Tüm dizelerde mi diyor? Yok. Tam uyak kullanılmış mıdır diyor. Tamam. Şimdi esince gece. Bakın hiç burada ortak ek yok. Sadece ses benzerliği var. C'ler. Nedir? Tam kafiye. İki ses benzerliği olduğu için. Gezindi. Derinde diler burada rediftir. Çünkü ikisi de kipeki yani dili geçmiş zaman hemen burada bunun redif olduğunu söyleyebiliriz. Ama kalan inler kelime gövdesinde sadece ses benzerliği olduğu için tam kafiyedir. O haliyle tam uyak kullanmıştır diyebiliriz. Dizelerdeki hece sayısı eşit midir?
Bakalım ahenginden belli ama tabii saymadan karar veremeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, nedir? Zaten ikisi eşitse diğerleri de aynıdır. O yüzden bunu da işaretleyebiliriz. Uyak örgüsü AB, AB mi? Zaten şu işaret bakın. Esince gece yani A, B, A, B. Bu şekilde yaptık. Bakın az önce ses uyumu tabii ki nedir? AB, AB yani çapraz uyaktır. Bunu da işaretleyebiliriz. Pastoral şiir örneği olabilir mi? Hayır tabii ki. Lirik şiir örneği. Çünkü kır ya da işte tabiat ya da kırsal hayatla ilgili bir tasvir, özlem, çoban, sürü, yayla gibi herhangi ifadeler yok. O yüzden tabii ki pastoral şiir değil, lirik şiirdir. Şıkkımızın B olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Üçüncü soru, bu dörtlüğün uyak düzeni ve uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Önce uyak düzenine bakalım. Öğrettim, çoğaldınız, yalnız, ürettim. Ve bu haliyle o zaman diyoruz ki A, B, B, A. A, B, B, A nerede olmazsa hemen o şıkları hop eleyelim. Ondan sonra böyle olunca çok rahat çıkmış oldu şıkkımız. Zaten hemen. Peki zengin uyak var mı? Ona bakalım bu haliyle. Öğrettim, ürettim. Öğretmek, üretmekteki timler redif. Evet, hemen şuraya yazalım. Timler redif. Çünkü kip eki ve şahıs eki var. Oradaki redler ise şu ses benzerlikleri kelimelerde tabii ki zengin uyak. 3 ses benzerliği var çünkü. Çoğaldınız, yalnız derken burada hiç redif yok. Çünkü kelimeler tamamen farklı. Sadece ses benzerliği var. O da nız. Yani 3 ses benzerliği. Bu haliyle de tabii ki zengin kafiyedir. Böylece bunu da ne yapmış olduk? Değerlendirmiş olduk. Evet, şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisi ötekilerden farklı bir kafiye kullanılmıştır? Bakalım dize sonlarımıza. Bahçelerde perde. Bakın burada hiç ortak bir ek yok. Burada bulunma hali var. Bu kelimenin kendisi gövde halinde, kök halinde. Herhangi bir ek yok. Sadece ses benzerliği var. Ama sayısal olarak da fazla. Erde, erde yani 3'ten fazla ses benzerliği olduğu için zengin kafiye var diyebiliriz. Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi, gördüm güzel vücudunu zümrütleyen deri. Bakın burada yine ejder var, deri var. Herhangi bir ortak ek yok. Ek tekrarı yok. Nedir? Bolca ses benzerliği var. Deri deri. Zengin kafiye ama aynı zamanda bir şey gözümüzden kaçmasın. Deri ejderin içinde yer alıyor. Bu haliyle zengin kafiyenin hangi türü tunç kafiye olduğunu da hemen ifade edelim. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Zevk akşamında Endülüs 3 kez kırmızı derken. Bir hız kelimesi var, bir kırmızı kelimesi var. Herhangi ortak hiçbir ek yok. Tek ortak nokta 3 ses benzerliği olan zengin kafiye ızı. Evet. Yelken vapur ne varsa kaçışmıştı limanlara. Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara. Bakın burada manzara tek başına eksiz bir kelime. Limanlara da ek var. Ortak herhangi bir ek ve görev bakımından bir ortaklık yok. Bu hale sadece ses benzerliği var. Ara ve ara 3'ten fazla olduğu için hemen şöyle yazalım. Tabii ki zengin kafiyedir diyoruz. Şöyle parantez içine alalım. Geldik E şıkkımıza. Zaten şık kendini gösterdi. Çünkü A'da, B'de, C'de, D'de zengin kafiye var. E'ye bakalım. Keskin bir ürperişle kımıldadı an be an. Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan. Yine kelimeler tamamen farklı. Herhangi ortak bir ek yok, redif yok. Sadece ses benzerliği yani kafiye uyak var. Burada da bakın an an deyince sadece iki ses benzerliği var ve E şıkkımız farkını ortaya koydu. İki ses benzerliği olduğu için burada ne vardır?
Tam uyak yani tam kafiye vardır. Cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. 5'te bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi ruhumda gizli bir emel mi arar? Gözlerime bakıp dalan gözlerin, aklıma gelmedik bilmece sorar, beni hülyalara salan gözlerin demiş. Güzel bir şiir. Şimdi bakıyorum. Şiirin konusu dikkat ederseniz sevgiliye olan iltifatlar var. Gözleri nedir bakın iltifatlar var. Bu haliyle zaten bunun lirik bir şiir olduğunu hemen söyleyebiliriz. Lirik şiir olunca didaktik şiir olma ihtimali ortadan kalkıyor. Yani aslında şıkkımızı bulduk. Fakat diğerleri öğreticilik özelliği olsun diye hemen ifadelerimizi ne yapalım çözümümüzü de yapalım. Redif kullanılmıştır diyor. Arar sorar. Tabii ki aramak var. Burada da sormak var. Bu haliyle buradaki neler? R'ler rediftir. Ki peki olduğu için. Ra'lar da tam kafiyedir. Şöyle R der redif. Ra'lar da tam uyak diyorum. Gözlerin gözlerin. Tabii ki salan gözlerindeki dalan gözlerindeki an gözlerin an gözlerin rediftir. Aynen tekrar edilmiş. Al allar da orada arkadaşlar neler nedir? Tabii ki tam kafiyedir. Bu haliyle redif kullanılmış diyebiliriz. Çapraz uyak düzeninde oluşturulmuş mu? Bakın şu ifade yani A, B, A, B. Bu da hemen var. Tam kafiye olduğunu zaten bulduk. Burada ra, burada al sesleri birbiriyle kafiyeliydi. Bunu da bulduk. Ama duraklara bakmamız lazım. 6 artı 5 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sadece sesleri sayıyorduk. Böylece bakın kelime ortasına gelmemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Gördüğünüz gibi bunu da ne yapmış olduk? Sağlamasını yapmış olduk. Böylece cevabımızın artık C olduğundan emin olabiliriz. 6'ya bakalım şimdi. Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinin hangisine özgü nitelikler vardır diyor. Hemen bakalım. Keramet baştadır, tacda değildir. Hararet nardadır, sacda değildir. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir diyor. Bakın öğüt var mı? Evet. İnsanın hani aslında kafasının içindekilerin önemli olduğunu. Onun dışında insanın her şeyi, özellikleri ve güzellikleri kendinde araması, kendine eğilmesi, iç yolculuktan bahsediyor. Bu haliyle öğütleyici bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Yani nedir? Bilgi veren, öğüt veren, felsefi, dini bir şiir olduğu için didaktik şiirdir diyebiliriz ve şıkkımızı işaretleyebiliriz.